5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Üniteye Hazırlık 1. Mezhep, fıkıh, itikat ve tasavvuf kavramlarının anlamlarını öğreniniz. Mezhep, bir dinin anlayış ve görüş ayrılıkları dolayısıyla ortaya çıkan belirli kuralları kendi içinde tutarlı inanç ve davranış bütünlüğü bulunan büyük kollarından her biri. Fıkıh, anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir. İtikat, kendisinden uzun süre sonra ortaya çıkan akaid kelimesi ile eş anlamlı bir sözcüktür. Dini hükümlerin bir kısmını oluşturan itikat, günümüzde disiplin haline gelen mezhepleri anlatmak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda İslam dini itikat, amel ve ahlaktan oluşmaktadır. Tasavvuf, aklın ve duyuların yetersiz kaldığı, İlahiyat kanunlarında doğrudan bilgi edinme yolu anlamında bir tasavvuf terimi. Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi. İnsanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhi tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrin. 2. Fıkhi mezheplerin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz. Sünni fıkıh mezhepleri Hanefi mezhebi, i̇mam Ebu Hanefi'nin adını taşıyan mezheptir. Şafii mezhebi İmam Şafii'nin adını taşıyan mezheptir. Maliki mezhebi İmam Malik'in adını taşıyan mezheptir. Hanbeli mezhebi İmam Ahmet İbni Hanbel'in adını taşıyan mezheptir. 3. Nakşibendilik hakkında araştırma yapınız. Nakşibendilik 14. yüzyılda Orta Asya'da Buhara çevresinde gelişen ve adını kurucusu Sufi alim Bahaddin Nakşibend'den alan tasavvuf tarikatı. Nakşibendilik Afrika ve Arap Yarımadası dışındaki İslam coğrafyasına yayılmış ve zamanla oluşan alt kollarıyla günümüze kadar önemini korumuştur. 4. Yeseviliğin Orta Asya ve Anadolu'da İslam'ın yayılmasına katkısı hakkında bir araştırma yapınız. Hz. Sultan Ahmet Yesevi'nin İslamiyeti Türkçe yorumlaması, Türk dilinin ve kültürünün tekrar canlanmasına çok büyük katkı sağlamıştır. Bu canlanma neticesinde Türk boyları dilini, kültürünü unutmamış ve böylelikle İslam kültürü altında Araplaşmak veya Farslaşmaktan kurtulmuştur. 5. Alevilik, Bektaşilikte yer alan semah, müsahiplik ve gülbank kavramlarının anlamlarını sözlüklerden bularak defterinize yazınız. Semah, Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve cemevinde müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli tarikat ayinidir. Musahip veya musahip, Alevilikte özel bir dini tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Kelime Arapça sabiha kökünden gelir. Peygamberin adının arş ve semada yankılanması gülban kelimesiyle ifade edilmiştir. Fars ve Türk edebiyatlarında ezan için ayrıca gülbangi Muhammedi ve gülbangi Müselmani tamlamaları kullanılmaktadır. Etkinlik, maturidilik ve eşariliğin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız. Eşarilere göre müminin imanı artar ve eksilir. Maturidilere göre ise iman artıp eksilmez ancak güçlenir veya zayıflar. Maturidilikte kader, eşyanın ezeldeki takdiri, kaza bu kadere göre eşyanın meydana gelmesidir. Eşarilikte kaza takdirdir. Takdirin meydana çıkmasına kader denir. Maturilikte hikmet Allah'ın ezeli bir sıfatıdır. Eşarilikte ise ezeli bir sıfat değildir. Eşariler Allah kullarını güçlerinin yetmeyeceği bir işle yükümlü tutabilir anlayışındadırlar. Maturudiler ise Allah'ın hikmet ve adaletiyle bağdaşmayacağı düşüncesiyle bu görüşe katılmazlar. Etkinlik, yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Yunus Emre divanı seçmeler. Yunus Emre'nin yukarıdaki sözü ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yol odur ki doğru vara, asıl yol doğru olan yoldur. Göz odur ki hakkı göre, Allah'ı görmeyen göz göz değildir, asıl göz Allah'ı görmelidir. Er odur ki alçakta dura, yiğit olan kişi alçak gönüllü olmalıdır. Kendini beğenen kibirli kişiler yiğit kişiler değildir. Yüceden bakan göz değil, insanlara yüksekten bakan göz, göz değildir. Etkinlik, nakşibendilikte halk içinde hak ile beraber olmak ilkesine büyük önem verilir. Halk içinde hak ile beraber olmak sözüyle anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız. Halk içinde hak ile beraber olmak sözüyle anlatılmak istenen, bir bireyin halkın içinde olduğundan dahi Allah ile iletişim kurdukları ve irtibat halinde olduklarını ifade eden bir cümledir. İnsanlar arasında günlük işlerimizi yapsak bile kalben Allah ile beraber olmalıyız demektir. İnsan günlük hayatında ders çalışabilir, işe gidebilir, insanlarla ilişkileri olabilir ama asıl görevimiz olan Allah'a kulluğu unutmamalıdır. İnsan bu duruma iki şekilde ulaşır. Birincisi kalp ile, ikincisi kalıp iledir. Kalp onu zikretmeli, kalıp ilahi emirlere uygun davranmalıdır. İnsan sürekli kalben Allah'ı zikretmelidir. Onu aklına getirmelidir. Halk içinde hak ile beraber olmak, edebli olmak, insanlara ilahi emirlere uygun davranmaktır. Etkinlik, insanlar arasında ayrım yapmanın zararları nelerdir? Sınıfınızda tartışınız. İnsanlar arasında ayrım yapmak, insanlar arasında kim ve nefrete neden olur. Ayrım yapmak, insanların ilişkilerine zarar verir. İnsanlar ayrım yapıldıkları kişiden ister istemez bir nefret duyarlar ve kendilerini kötü hissederler. İnsanları insan olarak sevmek ve sadece yaptıkları hataları kötü görmek İslamiyet'te önerilen ahlaktır. Etkinlik, güneş gibi ol, şefkatte, merhamette, gece gibi ol, ayıpları örtmede, akarsu gibi ol, keremde, cömertlikte, toprak gibi ol, tevazuda, mahviyette, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mesnevi seçmeler Mevlana'nın yukarıdaki sözünün anlamını yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Güneş gibi ol, şefkatte, merhamette, insanlara karşı şefkat ve merhamette güneş kadar cömert ol. Gece gibi ol, ayıpları örtmede, insanların ayıplarını ve kusurlarını örtmede gece gibi ol. İnsanların kusurlarını araştırma. Eğer bir kusur görürsen onu gizle. Akarsu gibi ol, keremde, cömertlikte. Cömertlikte akarsu gibi ol. Fakir olurum korkusuyla cimrilik etme. Toprak gibi ol tevazu da mahviyette. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Kibirlenme. insanlara yukarıdan bakma. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Riyakar ve sahtekar olma. İki yüzlü olmamaya çalış. Neysen o ol. Etkinlik. Alevilik, bektaşilikte önem verilen ilkeler içerisinde en çok dikkatinizi çekenler hangileridir? Bunlardan üç tanesini yazınız. Alevilik, Bektaşiliğin ahlaki ilkeleri. Haya, cömertlik, sabır, şükür, ilim, marifet, haya, edep, kendini bilme, tevazu sahibi olmak, insanları ayıplamamak, sır saklamak, insanlara ve diğer varlıklara kötü gözle bakmamak. Ehli beyt sevgisi çok önemlenmiş. Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan'a çok sevilir ve saygı duyulur. Aleviyelik ve Bektaşilik'te 12 imam sevgisi de önemlidir, sevmek gerekir. Ünitemizi değerlendirelim. A Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız. 1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri dinin özünden değil, kişilerin sosyal, kültürel, siyasi ve kültürel gibi çeşitli sebeplerle farklı yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. 2. Başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? 3 örnek veriniz. 1. Mevlevilik, 2. Alevi, Bektaşi'lik 3. Kadirilik, 4. Yesevilik, 5. Nakşibendilik, 3. Fıkıh ilmi hangi konuları ele alır söyleyiniz. Fıkıh dersinin içeriğini ibadet, ahlak ve sosyal hayat ile ilgili konular oluşturmaktadır. Bu derste öğrencilere teorik bilgiler vermenin yanı sıra davranış kazandırmada amaçlanmaktadır. Fıkıh dersinin altyapısını temel dini bilgiler, tefsir, hadis ve diğer meslek dersleri oluşturmaktadır. 4. Kadirilikte önem verilen ilkelere örnekler veriniz. Alçak gönüllü olmak, verilen sözü tutmak, insanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek, insanlara beddua etmemek, günahlardan sakınmak, güzel ahlaklı, dürüst, olgun ve erdemli olmak. 5. Nakşibendilik hakkında kısaca bilgi veriniz. Nakşibendilik 14. yüzyılda Orta Asya'da Buhara çevresinde gelişen ve adını kurucusu Sufi alim Bahattin Nakşibend'den alan tasavvuf tarikatı. Nakşibendilik Afrika ve Arap Yarımadası dışındaki İslam coğrafyasına yayılmış ve zamanla oluşan alt kollarıyla günümüze kadar önemini korumuştur. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi? Fıkhi yorumlardan biri değildir. A şıkkı Hanbelilik, B şıkkı Hanefilik, C şıkkı Maturudilik, D şıkkı Şafilik. Evet, fıkhi yorumlardan birisi Maturudilik değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir? A) Eşarilik B) Mevlevilik C) Nakşibendilik D) Yesevilik. Eşarilik e, tasavvufi yorumlardan birisi değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Yukarıdaki sözü edilen ünlü mutasavvıf kimdir? 1. Türkistan'da doğmuştur. 2. Hikmet adı verilen şiirleri Divanı Hikmet adlı eserinde toplanmıştır. 3 yetiştirdiği öğrenciler Orta Asya ve Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. A. Muhammed Bahadır Nakşibendi B. Ahmet Yesevi C. Hacı Bektaş Veli D. Abdülkadir Geylani Evet, yukarıda sözü edilen ünlü mutasavvuf Ahmet Yesevi'dir. Doğru cevap B. Şıkkıdır. 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? A. Şıkkı Mevlevilik, Mevlana'nın görüşleri doğrultusunda oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Bu doğrudur. B. Maturudilik, İmam Maturudi'nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış itikadi bir mezheptir. Bu da doğrudur. C. Şıkkı, Şafilik. İmam Şafii'nin görüşleri doğrultusunda oluşmuş fıkhi bir mezheptir. Bu da doğrudur. D. Şıkkı, Hanefilik. Ahmet bin Hanbel'in görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir. Bu yanlıştır. Hanefilik, İmamı ı Hanefi'nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir. 5. Yukarıdakilerden hangileri inançla ilgili yorumlardandır? 1. Maturudilik 2. Eşarilik 3. Kadirilik 4. Malikilik Evet. inançla ilgili yorumlardan maturudilik ve eşariliktir. Yani 1 ve 2 doğru cevap D şıkkıdır. 6. İnsanın kötü davranışları terk edip güzel huylar edinmesini, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edep ve ahlakını davranış haline getirmesini amaçlayan düşünce biçimine ve hayat tarzına ne ad verilir? A. Fıkıh B. itikat, C. Mezhep D. Tasavvuf Evet. Bu anlayışa tasavvuf denir. Doğru cevap D. Şıkkıdır. 7. Alevilik, Bektaşilik kültüründe Cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı görevler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alevilik, Bektaşilik'te Cem törenini yönetmekle görevlidir? A. Bekçi B. Dede C. Musahip D. Saka Evet. Cem törenini yönetmekle görevli olan dededir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik, Bektaşilik kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir? A. Gülbank B. Musahiplik C. Razılık D. Semah Evet, Musahiplik Alevi, Bektaşi kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir. Doğru cevap B şıkkıdır. C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. Alevilik Bektaşiliğin oluşumunda Hacı Bektaşi Veli'nin görüşleri etkili olmuştur. Bu ifade doğrudur. Maturudilik İmam Ebu Hanefi'nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir mezheptir. Bu yanlıştır. İmamı Azam Ebu Hanefi'nin görüşlerinden Hanefilik mezhebi çıkmıştır. Alevilik Bektaşilikte musahiplik, muhacir ensar kardeşliğine dayandırılır. Bu ifade doğrudur. Gülbank, nakşibendilikle ilgili bir kavramdır. Bu yanlıştır. Gülbank, alevilik, bektaşilikle ilgili bir kavramdır. Tasavvuf, insanı ahlakan yüceltmeyi, nefsi kötülüklerden arındırmayı ve insana erdemli davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir ilim dalıdır. Bu ifade doğrudur. Yesevil'in kurucusu Mevlana'dır. Yanlış. Yesevil'in kurucusu Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Cem'in yapıldığı yere Cemevi denir. Bu ifade de doğrudur. Ç, ünitemizde geçen bazı önemli kişi, kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz. Bulmacayı bu şekilde doldurmuş olduk.